Mehmet Bey, uzmanımız Yeşim Hanım sayesinde bu haftadan başlayarak tasarruf etmeyi öğrenecek. İlk görevimiz pazar alışverişi. Bak şimdi burada her şey yazıyor, tamam mı? Her şeyi alacaksın, 50 lira da para vereceğim sana. Önce listeyi al. Domates, patlıcan. Aynen. Ama bir de şimdi para yetecek diye de çürük çarık ne varsa doldurup gelme yani. Bu parayı da yetir. Deneyeceğim. Dene. Bir saat sonra burada buluşuruz, tamam mı aşkım? İlknur Hanım'ın en büyük şikayetlerinden biri de eşinin asla hayır diyememesi. Mesela diyelim pazarda bir yerde domates gördüm 5 lira, bir yerde 4 lira. Ama bunun kalitesine de bakarım bu arada. Yani şimdi 4 lira diye kalitesiz bir şey almam. Ama onda ne kaliteye bakar ne fiyata bakar. Al kabak patlıcan alalım. Hadi bakalım. Önce bir mandalinadan bakalım. İyi bakalım. Hoş geldin. Tadabiliyor muyuz? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Kalite. Pazarlık etmeden, diğer tezgahlara bakmadan ikna olan Mehmet Bey poşeti doldurmaya başlıyor. Başka isteğiniz var mı? Teşekkür ediyorum. Şimdilik yeterli. Evet. İki tezgah vardı yan yana. İkisi de fiyatları aynıydı. Ama bir tanesi daha çok gözüme kestirerek hoşuma gitti. Onu aldım. Hayırlı işler. Para üstüne sür bir de. Pardon. Daha ilk tezgahtan para üstü almayı unuttuk. Bugün işimiz bir hayli zor görünüyor. Başka listemizde burada alabileceğimiz yeşillikler var. Keşke pazarı bir gezseydiniz Mehmet Bey. Listede gördüğünüzü sormadan alıyorsunuz. Ben genelde pazara girdiğimde esnafın güler yüzüne bakıyorum. Esnaf güler yüzlüyse malzemesi muhakkak iyidir. Ve onu bana gönül rahatlığıyla veriyordur. Ben de o şekilde seçimlerimi yaparak o şekilde alışverişimi gerçekleştiriyorum. Biz şimdiden para üstü almayı unuttuk. Bakalım hanımla ne yapacağız iş bittiğinde. Genelde de bunu zaten dışarıda da alışverişlerimizde, yemek yediğimiz yerlerde bunu sık sık yapıyorum yani. Para üstü kalıyor genelde, almayı unutuyorum. Bu da eşimi çok sinirlendiriyor ve bana çok kızıyor bu konuda. Mehmet Bey'in gözü tezgahlarda ama aklı hala unuttuğu para üstünde. Bakalım İlknur Hanım'a bu durumu nasıl açıklayacak? Hayırlı işler. Ne kadar harcadık Mehmet Bey? Şimdiye kadar 10 liramız gitti. Mehmet Bey, bundan sonra sıkı pazarlık etmeniz gerekecek. Biber ne kadar? Sana yarım 5. Yarım 5. Hadi sen 4. Acısı yok değil mi? Acısı var. Var mı acı? 350 gram var. Acı varsa acı alayım o zaman. Alışverişe gittiğinde hiçbir şeyin fiyatına bakmaz. Direkt pazarın başından hemen her şeyi alır çıkar. Mesela bir kıyafet alacak, bir şey alacak. Hiç fiyat sorma şey yok. Beğendi mi? Kaç para? 150 lira. Hop 150'yi verir çıkar. Ne kadar domates? 5 lira da sana 6 lira olur abi. 6 liraysa biz 4 lira veririz o zaman. Tebrikler Mehmet Bey. 5 liralık domatesi 4 liraya almayı başardınız. Hayırlı işler, teşekkürler. İşe başladım herhalde. İlk defa pazarlık yaptım. Patlıcan ne kadar? Patlıcan 5 lira. Patlıcanlar için pazarlık yapılmıyor galiba. Listemizde olan patlıcanı tezgahta gördüğümde hoşuma gitti. Ama bu patlıcanlar biraz iriydi. Ben de mümkün olduğu kadar içlerinden ufaklarını seçtim. Ama biraz abarttım. Çünkü o genelde en fazla yarım kilo alır. Ben 1 kiloyu geçik aldım patlıcanı da. Tezgahların çağrısına kayıtsız kalmayan Mehmet Bey ne pazarlık yaptı ne de elmaları seçebildi. Abi avokado istemiyor musun ya? Avokado. Abi eczanede yani. Bulunuyor tekrar. Aslında olabilir ama bütçemiz sınırlı işte. İşin içinden çıkamayız. İşin içinden çıkamayabiliriz. Ne kadar? 6 lira abi sana. 6 lira. Yarım kilo da ondan alayım bari almamış olmayalım. Ben avokadoyu gördüm. Baktım vitamin deposu. Kış ayındadayız. Vitamine de ihtiyacımız var. Eşime bir tane avokado alıp hediye etmeyi düşündüm. Çabuk ikna olan Mehmet Bey bir tane avokado için 6 lira ödedi. Bakalım bu durumu İlknur Hanım'a nasıl açıklayacak? 3 lira mı veriyoruz? Yok abi. Tane 6 lira abi. Tane 6 lira. Oo maşallah. Şöyle veririz. Mehmet Bey. Yine para üstünü unuttunuz. Bir de avokado girdi işin içine. Bakalım. Ben bu arada çok unutkan oldum. Teşekkür ederim. Para üstü unutma meselesi bana bayağı bir problem açacak gibi. Yani normal hayatta da bayağı problem açacak çünkü. Bir defa unutmak neyse de iki defa unutmak nedir yani? Ben bunu 2 defa yaptım. Hem de çok kısa aralıklarla yaptım bunu. İnşallah bu huyumdan vazgeçeceğim ileride. Mehmet Bey için alışveriş iyice sıkıcı bir hal almaya başladı. Hemen yakın tezgahlardan listesini tamamlayıp işini bitirmek istiyor. Hayırlı işler olsun.
Elime bir liste verdi. 14 parça malzeme var içinde. Bana bir saat bunları almamı söyledi. Bir saatlik bir şey yok burada yani. 15 dakikalık iş. Sıra geldi kahvaltılıklara. Bir yarım kilo alabilir miyim ben? Paramız kaldı mı Mehmet Bey? 4,5 TL'miz kaldı. Bununla da peynir alalım. Yumurta da kalsın artık. Yapacak bir şey yok. 4,5 TL'ye ne kadar peynir oluyor? 225 gram. Alalım. Almamış olmayalım bari. Onu da alalım da. 4 TL param kalmıştı. Peynire para yetmemişti. Elim boş dönmeyeyim diye uygun olan tulum peynirinden 4 TL'lik 250 gram civarı aldım. Son parasıyla 225 gram peynir alan Mehmet Bey alışverişi tamamladı. Bakalım biz bu işin içine nasıl çıkacağız? Hanım ezine peynir istedi, biz daha ucuz diye tulum peynir aldık, onu da çok az aldık. İlknur Hanım'la bir saat sonra buluşacak olan Mehmet Bey alışveriş işini yarım saatte bitirdi. Alo, hayatım ne yapıyorsun, bitti mi işin? Benim işim bitti, yarım saat sürdü. Sen ne zaman geliyorsun? İşte İlknur Hanım da geldi. Aşkım hayatım, yine telefonla oynuyorsun yani, bravo. Yarım saat açtım. Çabuk bitirdin ama. Ne yapabilirim, daha pazar işte yani. Pazar da yani. Alacaklarımı aldım hepsini. Pazarın en başından yine aldın. Bütün gezdim, pazarı gezdim, dolaştım. Biraz gezdim yani. Ne kadar para arttırdın? Para arttırmak. Evet. Biz bir listemize bakalım da. İyi de patlıcan bu kadar niye aldın? Yarım kilo alsaydın ya. Patlıcan işte yani, hoşuma gitti biraz. Aldım ben de. Burada biraz salatalık nerede? O engamede koştururken listede salatalığı hiç fark etmedim. Bir de 50 milyon mu harcadın bunlara? Evet. Hiç bir lira kaldı. Eksiğimiz de var, onu da söyleyeyim de sana. Eksik nasıl var? Yumurta alamadım. Zeytin peyniri aldım ama. İyi de biz bu peyniri yemiyoruz ki aşkım, bunu niye aldın? Biraz daha uygunmuş yani, bu haftalık da böyle olsun. Hem diye. 50 milyonla çıkıyorsun, hem ezine peynir almıyorsun. Tasarruf çok güzel etmiş. Domates de bunu almışsın. Yemeklik aldım, kahvaltılık almadım. Patlıcan aldım ya, lazım olur diye. Aşkım zaten ben yemek için domates buzluğa atıyorum ya, sen bunu niye aldın hayatım ki? İlknur Hanım eşine en çok avokado konusunda kızıyor. Bunu kış niye aldın, niye? Ben iki yerde paramı unutmuştum. Onu söylediler, baktım artıyor gibi, ben de dedim avokado ile değerlendireyim. Sen o parayı unutmadın. Paranın üstünü istemeye utandın. Ben unutmuşumdur. Hayır, ben senin oyunu biliyorum ya. Paranın üstünü istemeye unutuyorsun. Geri çağırdılar ya. Adamlar geri çağırmış. Sen kendini isteyemezsin yani. Sonuçta çünkü ben sen bunu aldım. Yiyeceğiz diye aldım. Savunamıyorsun yani. Tasarruflu yaşam için ilk adımını atan Mehmet Bey, ilk görevini böylece tamamladı.